Kapılar önemlidir. Kapılar, gönül kapıları ve gönülden gönüle açılan kapılar. Ama Afyon Mevlevi Hanesi'ndeki o tarihi camideki kapının çok ayrı yeri ve özeli, önemli hususiyeti vardır. Bu kapı bizzat Sultan Abdülhamit Han tarafından kendi eliyle marangoz hanesinde yapıp buraya hediye ettiği kapıdır. Ve şu an bu Abdülhamit Han Hazretleri'nin elinden yapılmış sanat harikası kapıdan geçiyor ve türbenin bulunduğu mekana geliyoruz. Türbeler, mezarlar, mezarlıklar medeniyetimiz, kültürümüzün manevi tapu senedidir. Onlar birer manevi tapu senedi olarak Anadolu'da, Türk İslam coğrafyasında bulunur. Evet, türbelerin her birinin ayrı bir hikayesi vardır. Ama Afyon Mevlevi Hanesi Konya'dan sonra ikinci önemli merkezdir. İzleyenlerimiz, camiler, elif misali minareleriyle medeniyetimizin manevi tapu senedi camiler. Onlar şehirlerin tam merkezindedir. Şehirler onun etrafında haleleşir. Dünya coğrafyasını gezdiğimizde hep camileri ekranlara getiriyoruz. Camilerimizin ihtişamını gösteriyoruz. Bazı yerlerde de çok üzülüyoruz. O camimizin manzarası bizi üzüyor. Ve örnek alsınlar sizden. Aynen. Sizden dinleyelim bu hikayeyi. Nasıl başladı bu iş? Aynen. Örnek olsun diğerlerine. Şimdi ben 7 çocuk annesi, 6 kızım, 1 oğlum var. Ve çocuklarım büyütene kadar camilere falan ne babam ne kayınpederim izin yok, bayanlar gitmez gibi. Ben de camilerin önünden geçerken böyle aşeren şey gibi bakıyorum. Bu mihrap nasıl ki, minber nasıl ki falan diyorum, böyle özeniyorum. Ama biz bayanlar yerine giriyoruz. Burayı böyle sanki kutsal güzellikte, yeşilmez, rüyalarıma girecek gibi. Neyse, ben artık tahammülüm daştı. 43 yaşıma falan geldiğimde, şimdi 58 bitti. Sonra neyse, ben dedim camiye gideceğim. Caminin hiç adabını, kültürünü, hiçbir şeyini bilmiyorum. Gideceğim dedim. Arka gizbeye, bir de camilerde çok konuşulmayacak. Öyle nasihat aldık falan. Hiç konuşmadan şöyle bakacağım. Nasıl pis, böyle hiç bakımsız, tespekler kokmuş oralarda. Yok anam, böyle olmaz dedim. Ben kendi grubumu, biz şimdi neredeyse 30 kişi falan oluyoruz, 18 kişi büyük. Topladım. Kendimiz evden süpürgeleri aldık, her şeyleri. Ondan sonra camileri temizlemeye geldik. Ne yaptık? Bir camiye 3 haftada geliyorduk. Camlar, isterse caminin bodrumu olsun, oraya bile giriyoruz biz. Her yere, merdiven atları, inşaat yapılmış camiler. Sonra tuvaletleri, lobaları. Baktık bu işi, bir de bayanların temizlikte, yani öyle temizledim olayı olmuyor. Kaslarını iyi çalışıyor, her şeyini. Bizi hem bedenen hem ruhen. Bir de caminin en güzel şeyini, böyle hocam oldu ya da olmadı. Öbür katta kıldırken biz buraya dizileniyoruz. Bir güzel namaz kılıyoruz. Hiç kimse yok. Süper oluyor. Onun tadı bir bambaşka. Evet, çok heyecanlandım. Belki de final, belgeselin finali burada. Çağrıda bulunuyoruz. Tüm bacılara, analara, teyzelere, halalara, kız kardeşlere, ne olur aynen Afyon'daki gibi bir grup oluşturun, devamını siz getirin. Hadi bakalım, son cümle siz. Hanımlar yapın, caminin bir hazzı, bir de kimse olmadan çok güzel oluyor. Yani bunu bir doyun, yaşayın derim. Biz çok mutluyuz. Sevgili Peygamberimiz caminin temizliğinde benim gözüme kaçan kıymığı almış gibidir demiş. O, yani biz daha ne kıymetleri var bilmiyoruz ama Rabbime şükürler olsun. Yani ki herkese öneririm. Herkese.